Bir önceki videoda küçük kabul edebileceğim sayıları toplamaya çalıştık. Örneğin 3 ile 2'yi toplarsak, belki mesela diyelim ki 3 tane sarı limonum olduğunu hayal edelim ve bunlara 2 tane yeşil limon eklersem kaç tane meyvem olur? Evet, son videoda öğrenmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 parça meyvemiz olacak. Yani 3 artı 2 eşittir 5. Ayrıca 2 artı 3'ün de tam olarak aynı şey olduğunu görmüştük. Ve sanırım bu çok mantıklı değil mi? Çünkü 2 sarı limona 3 tane yeşil limon eklerseniz sonuçta yine 5 tane meyveniz olur. 1, 2, 3, 4, 5. Evet işte böyle. Hangi sırayla topladığınızın bir önemi yok. Her şekilde toplamı 5 olacak. Toplamayı bu şekilde düşünebiliriz. Ben buna sayarak toplama diyorum. Bir önceki videoda gördüğümüz bir başka şey ise sayı çizgisi yöntemiydi. Ve aslında ikisinin hiçbir farkı yok. Bir çizgi çizebiliriz. Sayı çizgisi bütün sayıların sırayla yazıldığı bir çizgidir. Ve istediğiniz rakama kadar yazabilirsiniz. Milyona, trilyona kadar bile yazabilirsiniz ama biz şimdi öyle yapmayacağız. Bunu yapacak ne yerim ne de zamanım var şu an. Biz şimdi 0'dan başlayacağız. İleriki videolarda size 0'dan küçük sayıları da anlatacağım. Belki bu gece bunun ne demek olduğunu olabileceğini düşünürsünüz. Ama şimdilik 0'dan başlayalım. 0 hiçbir şey demek. Eğer 0 tane limonum varsa hiç limonum yok demektir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, evet, biraz daha yükselelim. 12, 13, 14. Evet, daha da devam edebilirim ama 14 bu video için yeterli zannedersem. Buradaki toplama problemi için sayı çizgisini kullanalım. Bir önceki videoda 3 artı 2 için 3'ten başlayıp üzerine 2 eklediğimizi görmüştük. Ya da 3'ten başlayıp 2 tane ileri gitmiştik. İleri gitmek ya da sayı çizgisinde toplamak, sağa doğru ilerlemek ya da iki tane yukarı gitmek demektir. Ee, hepsi aynı şey. Şimdi iki tane yukarı gidelim. Evet. Bunu turuncu çizelim. Üçten başlamıştık ve bir tane yukarı gittik. Sonra bir tane daha yukarı gittik. Böylece iki tane ilerlemiş olduk. İki defa ne, ne derseniz. Ya da bir anda iki tane gidip beşe de atlayabiliriz. Daha önce aynen böyle yapmıştık. Eğer 3 limonumuz varsa bunlara 1 limon daha eklersek 4 limonumuz olur. 1 tane daha eklersek 5 limonumuz olur. Bu yönteme baktığınızda sıralamayı değiştirdiğimizde 2'den başlayıp buna 3 tane şey herhangi bir şey eklersek bizim örneğimizde bu limondu. 1 2 3 evet tam beklediğimiz gibi aynı şeyi bulduk. Yine 5 çıktı. Şimdi bu videoda asıl göstermek istediğim, daha zor problemlerle nasıl baş edeceğiniz. Kısmen daha büyük rakamlarla uğraşalım istiyorum. Sonraki videoda ise biraz daha derine ineceğiz ve rakamlar aslında nedir ona bakacağız. Ama şimdi sadece büyük rakamları nasıl toplarız? Bu konuda biraz alıştırma yapalım. Şöyle güzel, rahatlatıcı, böyle şık bir morla çizeyim bunu. Ee, diyelim ki 9 ile 3'ü toplamak istiyorum. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Yine daireler çizebiliriz ya da yıldızlar. Evet, yıldızlar da çizebiliriz. Güzel olur. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yıldız. Evet, 9 tane yıldızımız. Sonra buna 3 yıldız daha ekleyeceğim. Yani 1 2 3 tane daha ekledim. Evet, şimdi tüm yıldızları sayarsanız farklı bir renkle yazalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yıldızımız var. Yani 9 artı 3 eşittir 12 diyebilirsiniz. Sonuç 12. Sayı çizgisine bakarsak, 9'dan başlıyorsunuz, evet 9 tane yıldızınız var ve buna 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız ekliyorsunuz, evet. Toplamda 12 yıldızımız oluyor. Evet, mum demek istedim bir anda. 1 mumdur, 2 mumdur, 3 mumdur demek istedim ama evet konuyu dağıtmayalım. Evet 12 tane yıldızımız var, mumumuz yok. Evet yani büyük rakamları toplarken de aynı şeyi, aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama fark etmenizi istediğim şey sorumuzun cevabı iki basamaklı. Önümüzdeki videolarda basamaklardan daha çok bahsedeceğiz ama tüm basamaklar sayı değil mi? 1 ve 2 işte 12 bunlardan oluşuyor. Ama şimdi çok zorlamak istemiyorum. Evet bence 12 sayısını çok iyi biliyorsunuz. Ama asıl konu biraz daha sayı eklersem ne olur? Örneğin 27 ile ne bileyim 15'i toplayalım. Evet. Eğer bol vaktiniz olsaydı ve insanların ne düşündüğünü umursamasaydınız 27 tane daire çizerdiniz. Sonra 15 tane daha çizerdiniz ve sonra da tüm daireleri sayardınız ve böylece de sonucu bulurdunuz ya da 27 artı 15 kaç ediyorsa oraya kadar giden bir sayı çizgisi hazırlardınız. Ama oldukça büyük bir rakam olacağı için çok uzun sürerdi. Ama size bu tarz soruları toplamayı iyi anlayarak çözmenin yolunu göstereceğim. Neredeyse ezberleyerek ya da en azından ezberlemeseniz de kısmen küçük rakamlarda bu tarz şeyler yapabilmenizi anlatmak istiyorum. Bunu kısmen küçük rakamlarda yaparak daha zor soruları da çözebilirsiniz. Burası çok eğlenceli toplayacaksınız. Daha sonra bunun ne anlama geldiğinden daha çok bahsedeceğim. Her basamağa ayrı ayrı bakmalısınız. Bu en sağdaki yere birler basamağı diyoruz. Evet, birler basamağı. Neden birler basamağı diyoruz? Çünkü 27, 20 artı 7 tane 1'den oluşuyor. 20 artı 7. 20 artı 7 tane 1. Yani bunu 20 artı 7 lira olarak da görebilirsiniz. Burası ise, burası ise onlar basamağı. Peki burası neden onlar basamağı oluyor? Yani burada sadece 2 yazıyor. Ama buraya onlar basamağı deniyor. Yani buradaki 2, 2 tane 10 demek. Yani 20, 20, 2 tane 10'dan oluşur. Eğer 10 liram varsa ve siz bana bir 10 lira daha verirseniz, 2 tane 10 liram olur. Yani 20 liram olur. İşte onlar basamağı budur. Neyse kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum. Sadece bu soruları çözebileceğinizi, rahatlıkla çözebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Biraz daha derine ineceğiz sonraki videolarda ama şimdilik sadece şunu anlamanızı istiyorum. Bu soruları çözmenin yolu öncelikle birler basamağındaki rakamlara bakıp toplamak. Tamam bu sorun değil diyeceksiniz. Hemen 7 ile 5'i toplayalım. Eğer sonucu bilmiyorsanız ki umarım çok yakında bunu hemen kafadan yapabileceksiniz. Sayı çizgisine bakabilirsiniz. Evet sayı çizgisine bir bakalım. 7'den başlayıp 5 tane gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 12'de durduk. Ya da 5'ten başlayıp 7 tane giderseniz de yine 12'de durursunuz. Bunu bir yazalım. 7 artı 5 eşittir 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi yeni bir şey öğreneceğiz. Yeni bir şey birazcık gizemli bir şey olabilir bu. Size bir sihir gibi gelebilir. Evet. Sonraki videolarda bunu daha iyi açıklayacağım. 12 yazmak istiyoruz. Evet. 7 artı 5 eşittir 12. Ama buraya sadece 2 yazacağız ve 1'i tutacağız. Evet. 12, 1, 2. Evet. Buraya 2 yazdık ve elde var 1. Değil mi? Böyle yapmamızın basit bir sebebini söyleyeyim daha sonra daha iyi nedenlerde açıklayacağım. Sonuçta burada tek rakamlık bir yer var. Ama 12, iki basamaklı bir sayı. Bu yüzden biri koyacak başka bir yer bulmalıyız. Bunun üzerine biraz daha düşünürsek, 12, 10 artı 2 ile aynı şey değil mi? 7 artı 5 de 12 ile aynı şey. İki tane 1 ya da 2 lira artı 10 lira. Ya da bir tane 10 artı 10 lira. Buradaki 1'i de onlar basamağına ekliyoruz. Yani aslında 7 artı 5 eşittir 1 tane 10 artı 2 tane 1 demek. Ya da 1 10 lira artı 2 tane 1 lira demek. Evet. Bakın kafanız karışıyorsa yazın. Birler basamağına 2 yazdım. Elde var 1. Onlar basamağına da aynısını yapacağız. 1 artı 2 artı 1. Bunu sayı çizgisinde yapalım. Çok eğlenceli. Bakalım. 1 artı 2. Evet, güzel bir renkle yazalım. 1'den başlıyoruz ve buna 2 ekleyeceğiz. Bu 12'deki 1, 1 artı 2. 2 tane gidiyoruz ve 3 de durduk. Ama bir tane daha eklemeliyiz. Böylece 4 oldu. Sonuç 42 oldu oldukça temiz oldu değil mi? Çünkü ne 42'ye kadar giden bir sayı çizgisi çizmemiz gerekti, ne de 42 tane şekil çizmemiz gerekti. Sadece 7 artı 5 ve 1 artı 2 artı 1'in kaç ettiğini bilerek 27 artı 15'in 42 yaptığını bulduk. Güzel, süper. Bir örnek daha yapalım. Belki biraz daha basit bir örnek deneyebiliriz. 78 artı 3, evet 78 artı 3. Aynı şeyi yapacağız. Sadece birler basamağına bakacağız. 8 artı 3 kaç eder? Evet, artık umarım bunu kafanızdan yapabiliyorsunuzdur ama yine de düşünelim. 8 artı 1, 9 eder. 8 artı 2, 10 eder. 8 artı 3 de 11 olmalı. Eğer daha kolay anlamanızı sağlayacaksa sayı çizgisinde de yapabilirsiniz. 8 artı 3, evet. 1'i buraya yazıyoruz ve diğer elde var 1 diyoruz. Çünkü 11, 1 lira artı 10 lira demek. Eldeki 1'i onlar basamağına ekliyoruz. 1 lira artı 7 lira eşittir 8 lira. Yani 78 artı 3 eşittir 81. Size göstermek istediğim bir şey daha var. Her zaman elde var demenize gerek yok. Sadece birler basamağını topladığınızda sonuç iki basamaklı çıkıyorsa bunu yapmalısınız. 11 iki basamaklı bir rakam. Yani örneğin 56 artı 2. 6 artı 2, 8 değil mi? Evet, umarım güzel bir çalışma oluyordur. Evet, 6 artı 2 eşittir 8. Bu durumda 5'e, onlar basamağındaki 5'e eklemem gereken bir şey yok. 5'i direkt aşağı yazıyorum. Evet. 56 artı 2 eşittir 58. İşte bu kadar. Evet, çok zorlamanıza gerek yok. Yani eğer böyle bir sayı çizginiz varsa, 0 solda bir yerlerde. Diyelim ki burası 49. Sola doğru devam da edebilirsiniz. 51, 50, 51, 52, evet. Aslında buradan daha yüksekten başlayayım çünkü sığdıramayacağım galiba. 55'ten başlayalım. Evet. 56, 57, 58, 59 iki tarafa da devam edebilirim aslında ama 56'dan başlarsak ve 2 eklersek 58'de dururuz. Bu soruyu bu şekilde de çözebiliriz. Evet. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.